İlk deneme. Kraliyet Sevdalısı Bölüm 1. Yıl 876. İskandinavya toprakları. Aslein Krallığı. Aslein halkının yaşamış olduğu bu büyük şehirde halkın o zamanki kralı Kral Louis yönetimin başındaydı. Halk saraydan gelen emirler doğrultusunda yönetiliyordu. Bazı emirler her krallıkta olduğu gibi halk tarafından uygun karşılanmıyordu. Bazen aşırı taşkınlıklara sebebiyet veren eylemler ortaya çıkabiliyordu. Krallığın yönetim şekli ve yönetimde bulunan üst kurul kişileri sadece kraliyet ailesinden seçilirdi. Kraliyet ailesinin dışında olan herhangi bir üye ya da bir insan bu kurula ya da yönetime alınmazdı. Babasının ölümünden sonra tahta geçen Kral Louis, kardeşinin pek isteksiz olmasından da dolayı pek huzurlu bir şekilde yönetimi sağlayamıyordu. Daima kardeşi ona karşı ve kararlarını sorgular bir tavırdaydı. Louis'nin kardeşi olan Petrui sürekli sinsice planlar geliştirip kardeşini alaşağı etmeye çalışıyordu. Kral Louis bu durumdan haberdardı. Fakat yönetimin dağılmaması ve huzurunun bozulmaması için bu duruma pek ses çıkarmıyordu. Kraliyet ailesinin içindeki türlü türlü entrikalar ve çeşitli oyunlar süre gelsin, aradan birkaç yıl geçti. Pek de nihai sonuca ulaşmayan çekişmeler halen devam ederken yönetim kurulunun toplanma zamanı gelmişti. Yönetim kurulu toplamda 8 kişiden oluşmaktaydı, kraliyet ailesi de dahil olmak üzere. Bu 8 kişi halkın farklı sorun ve nedenleriyle ilgilenmek için bir arada toplanmaktaydı. Krallığın güvenliği, ekonomik durumu, savunması ve pek çok alanında ilgili kişiler bu kuruldaydı. Kurul toplandıktan 10 dakika sonra hararetli konuşmalar devam ederken saraydan çeşitli gürültüler yükselmeye başladı. Kurul toplantısı bir adamın inlentileriyle kesildi ve adam aniden kapıdan içeriye girdi. Adam haykırarak "Efendim, efendim, yaratık!" diye bağırdı. Kral Louis ve kurulun diğer üyeleri şaşkınlıkla adama doğru bakındı. Kral Louis tok bir sesle "Anlat!" dedi. Adam telaş ve heyecanla anlatmaya başladı. "Efendim, efendim, kanatlı bir yaratık Viondor bölgesinden buraya doğru hareket ediyor. Köylere saldırıp yakıp yıkıyor köyleri." Kral şaşkınlıkla Petrui'ye döndü ve "Hemen bu işi halletmenizi istiyorum." diyerek emir verdi. Petrui de sinsice planlar hazırlamasını bir aklına getirerek bunu bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini anladı ve hemen görevi sorgulamadan kabul etti. Yanına aldığı 75 askerle beraber Viotor bölgesine doğru yola çıkan Petrui hemen planlarını harekete geçirmeye başladı. Yaratığı avlamaya giderken Kral Louis hakkında çeşitli söylentiler çıkmasına sebeple olan Petrui, yaratığı kralının göndermiş olduğunu ve halkın kararlarını sorgulamasına karşı bir misilleme yapacağını belirterek halkı Kral Louis'e karşı kışkırtmayı denedi. Kısmi olarak görevini başarmış olan Petrui, yaklaşık olarak 3500 askeri yanında bulundurarak Kral Louis'nin sarayına doğru yürümeye başladı. Louis haberi alır almaz şatonun çanları çalmaya başladı ve yaklaşık olarak 10 bin asker
sarayın önünde durdu. Petruyi çok kurnaz bir insandı ve 3500 asker orada savaşırken kendisi sarayın gizli yollarından giderek Kral Louis'nin arkasına geçti ve kendisiyle yüz yüze savaşmadan arkasından hançeri sapladı. Hançeri sap